Pınar'la tarafsız haber izleyicileri bugün attığım siyasi ve stratejik tweetleri sizlere aktarmak istiyorum. Biz solcuların layık ve Atatürkçü bir altyapıya sahip İyi Parti'nin merkez sağa oturup yerleşmesini bir kazanım layıklık açısından olarak görmemiz gerekiyor. Merkez sağda layık milliyetçi geleneğin yeniden oturması, layıklık ve demokrasiyle sorunu olan sağ aşırılıkları küçültür. Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi kongresine gidip gitmemesi tartışılıyor. Erdoğan MHP kongresine giderse stratejik olarak bundan hem MHP hem AKP zarar görür. Seçmen kopya iki parti istemiyor. AKP ve MHP'nin birbirine benziyor olması bu iki partiye de giderek oy kaybettiriyor ve buradan bunalan sıkılan seçmen artık muhalif ittifakı tercih ediyor. Çünkü bu partiler artık birbirlerinin alternatifi değil değil. Birbirlerinin kopyaları ve seçmen arayışta. Berat Albayrak'ın yeniden sahneye sürmesi Erdoğan'ın partisine ve ekonomik olarak Türkiye'yi daha çok yıpratmaktan başka bir işe yaramaz. Damat olsa da olmasa da Berat Albayrak toplumda karşılığı olan bir insan değil. Bilgi ve becerisi yok ve siyaseten de partisini yıpratıyor. Erdoğan yeniden Berat Albayrak'ı gündeme getirerek hem partisini ve hem kendisini çok hızlı ve çok çabuk yıpratmaya devam ediyor. Erdoğan'ın bu stratejide olması, Erdoğan'ın iktidardan demokrasi ve insan haklarını ihlal ettiği için gitmesini isteyen muhalifler için iyi bir şey. Erdoğan yanlış bir strateji izliyor. Erdoğan, Berat Albayrak'ın ismini söyledikçe ekonomi bozuluyor. Erdoğan'a güven de azalıyor. Çünkü Berat Bey e, e, o konumu Kapasitesiyle tam dolduramıyor seçmenden de karşılığı alamayan bir kişi İyi Parti merkeze yerleşecek ve uzun yıllar lider ve öncü parti olarak Türkiye'yi yönetecek Tarihe not düşüyorum 11 Mart 2021 Öngörüme güveniyorum